Harikaydı. Evinin antrenmanından daha eğlenceli bir şey yok. Değil mi çocuklar? Kesinlikle. Bu çok eğlenceli. Ay, üzgünüm Harry. Evet, bu gerçekten çok eğlenceli. Ama sen ortalığı gerçekten batırıyorsun Harry. Falın bugünün harika olacağını söylüyordu. Hey, düşüşümü yumuşattığın için sağ ol. Sen gerçek bir dostsun. Hiç sorun değil. Şimdi sırada ne var Kala? Kurutulmuş meyve. Bir ninja için enerji ve beslenme çok ama çok önemli şeylerdir. Evet, bedava oyuncak. Ne bu, bir tek boynuzlu at? La 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 la, tek boynuz, tek boynuz. La 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 la, tek boynuz. La 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 la, tek boynuz, tek boynuz. Vay canına. Kutudan çıkan sürpriz oyuncağın onu ne kadar mutlu ettiğini gördün mü? Bunun bir parçası olmalıyım. Al bakalım dostum. Bu niçin? Kala'nın kutusundaki gibi bir sürpriz oyuncak istediğini sanıyordum. Kutudan çıkan sürpriz oyuncak istemiyorum. Kutudaki sürpriz oyuncak olmak istiyorum. Olamaz. Kuyruğum bunu hiç sevmedi. Düşünsene. Mesela ben bir müzikli yeşil ayı oyuncağıyım. Kutudan çıkıyorum ve Kala'ya bir sürü neşe ve mutluluk getiriyorum. Dostum, gerçekten o kutuların birinden çıkan en iyi sürpriz oyuncak olacağım. Bak, alma Magami. Kutuya nasıl sığacaksın? İzle ve gör. No. Bence bugün benim için iyi bir gün değil. Ya. Tamam. Yeni bir plan lazım. Bence planlarımız bir süre önce bitti Gami. Kabul et artık. Milyon yıl geçse de yaptıkların işe yaramayacak. Sadece daha çok çabalamam, cesaretlenmem için bunu söylüyorsun değil mi Harry? Aslında hayır. Milyon yıl geçse de kutuya sığamayacağın için bunu söylüyorum. O zaman gel. Nereye? Nereye olacak? Süpermarkete. İki kat pizza aşkına Gami. Mağazanın içindeyken bütün kutulara... Girmeyi denemek zorunda mıydın gerçekten? Hey, açtığın kutuları almak zorunda kalacağımızı kim bilirdi ki? Bu kapıyı birazcık küçük yapmışlar, öyle değil mi? Hadi Harry, sen çek ben iteceğim, hadi. Hey, kutuları koruduğun için sağ ol Harry, sen gerçek bir dostsun. Gerçek bir dost olmak düşündüğümden de tehlikeliymiş. Pekala, bu gülünç derecede küçük kutuların birinin bile içine sığamadığımı gördüğümüze göre Harry, kutuların benim etrafıma sığmasının bir yolunu bulmam gerekiyor. Seni bu işten vazgeçiremeyeceğime göre, o kutuların birinin içindeki sürpriz oyuncak olman konusunda sana bol şans diliyorum. Elinden geleni ardına koyma dostum. Emin ol, yapacağım. Bu Gami zamanı. Hayat sürprizle dolu, eğlence ve keyif dop dolu. Hep hayat sürprizle dolu. Hadi hadi hadi, kalk 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 kalk. Kalk kalk. Kalk kalk. Hayat sürprizle dolu. Eğlence ve keyif dop dolu, hep hayat sürprizle dolu. Hadi hadi hadi, kalk 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 kalk. Kalk kalk. Hey!
Evet, sonunda. Müthiş bir fikir buldum. Bundan emin misin Gami? Daha fazla emin olamazdım. Ama Kala özellikle tek boynuzlu atları seviyor. Bak, hiç sorun değil. İşte bu kadar. Tek boynuz Gami. Şimdi şu son kutuyu da bantla ve büyük sürpriz için beni Kala'ya götür. Anlaştık mı? Anlaştık. İyi misin? Daha iyi olamazdım. Geldik mi? Hayır. Kala'nın dairesine gitmek için seni iki kat merdivenden çıkardığında çok daha iyi olacaksın. Merhaba. Sürpriz. Ne sürprizi? Bu sürpriz. Bu sürpriz de ne sürprizi? Ben de ona bunu anlatmaya çalışıyordum. Sürpriz bu. Senin bedava oyuncağınım. Dev bir müzikli tek boynuz. Ya da sadece senin için tek boynuz Gami oyuncağı. Dev bir müzikli tek boynuz oyuncağı mı? Sadece benim için mi? Tabii. Ne sandın? Buna emin olabilirsin Kala. Ama neden? Çünkü o küçük oyuncağın seni mutlu ettiğini gördüm. Ben de büyük, şarkı söyleyip dans eden bir tanenin seni daha da mutlu edeceğini düşündüm. Teşekkür ederim. Sen çok sadık mavi bir... yeşil. Renk körü müsün? Sadık yeşil bir dostsun. Teşekkür ederim. Sana Gami derler, yeşil bir ayıyım. Totiş minnoş yumuş yumuş yeşil bir ayıyım. İşte bu harika. Cadılar Bayramı Partisi'ne davet edildik. Çok heyecanlıyım. Umarım hava daha da kötüleşir. Sürdürmem gereken kötü bir şöhretim var benim. Bu akşamki büyük partimde her şeyin gerçekten çok berbat olmasını istiyorum. Kimse berbatı sizin gibi yapamaz Bay Pek Aksi. Söylediğim için kusura bakmayın Sayın Aksi Efendimiz. Ama partilerden nefret ediyordunuz. Ediyorum. Cadılar Bayramı'ndakiler dışında. Çünkü Cadılar Bayramı partileri ürkünç, korkunç ve tüyler ürpertici oluyor. Çocuklar, süper havalı sürpriz kostümümü görmeniz için sabırsızlanıyorum. Herkes hazır mı? Evet. Peki ya sen Harry? Bundan daha hazır olamazdım. Pekala, üç deyince aynı anda dışarı çıkacağız. Ve bir, ve iki, ve üç. Tada! Ha? Tamam çocuklar, kostümler değişiyor. Bir, iki, ve üç. Bu da ne? Bir, iki, ve üç. Tamam, anlaşıldı. Bu gidişle gelecek Cadılar Bayramı'na kadar bunu yapacağız. Tamam Farecik. Akşamki Cadılar Bayramı Partisi'ne benimle gelmek istediğini bildiğinden geçici olarak seni etraftaki en büyük, en korkunç canavara çevirerek sana yardım edeceğim. Aslında umduğum sonuç bu değildi. Tamam. Buraya biraz daha iskelet ve örümcek ağa lütfen. Burada benim dışında hiç kimse bir yerin nasıl korkunç bir hale getirileceğini bilmiyor mu yoksa? Biri bu bardaklar konusunda bana yardım edebilir mi acaba? Tabii. Sizi korkuttum mu efendim? Ne? Dedim ki... Sizi korkuttum mu efendim? Sabah seni kovmamı hatırlatman olur mu? Bunu not ediyorum yüce görkemli uysuz efendimiz. Tamam. Umarım bu sefer kostümlerimiz farklıdır. Bir, iki ve üç.
Biliyor musunuz, en başarılı berbat kostüm ödülünü almak en büyük hayalim. Onu kazanırsam işte o zaman tüm uğraşlara değer. En berbat kostüm ödülü. Oh, üzgünüm beyefendi. O kostümle önünü görmekte zorluk mu çekiyorsun Harry? Bu saçma fikrini de nereden çıkardın? Oh, tekrar üzgünüm beyefendi. Bu sefer tüm ayarlamaları yaptım. Yani kemerini bağla farecik. Gelmiş geçmiş en büyük, en korkutucu canavar olmak üzeresin. Belki de annemle babam haklıydı. Belki de sadece bir süper model olmalıydım. Üstüne alınma tatlım ama hala şey görünüyorsun. Çok şirin ve sevimli. Diğer bir deyişle tamamen ıy. Pekala çocuklar, parti zamanı. Kapı bu tarafta Harry. Önden buyurun. Hayır, sen önden buyur. Hayır, hayır, ısrar ediyorum. Önden buyurun. Tamam. Bu kesinlikle iyi bir başlangıç değil. Bu arada parti davetiyesini aldınız değil mi? Evet, işte burada, yanımda. Harika. Peki, nerede kalmıştın? Evet, nasıl görünüyorum? Çok güzel sevgili aşırı huysuz efendimiz. Yani oldukça kötü görünüyorsunuz huysuzluğun görkemli efendisi. Hatta berbat görünüyorsunuz efendim. Bu daha iyi. Sağ ol. Ben partiye gidiyorum farecik. Seni götüremediğim için üzgünüm ama üstüne alınma. Yeterince büyük, çirkin ve korkunç derecede ürkütücü değilsin. Gelecek sefer için bol şans. Bu ne kadar da iğrenç bir parti böyle. Herkes gerçekten eğleniyor gibi görünüyor bana. Keşke bunu değiştirecek bir şeyler olsaydı. Unutulmaz bir giriş yapmak için daha iyisini düşünebilirdim. Yine de iyi tarafından bakarsak meyve kokteyli çok lezzetli. Güzel hareketti Gummy. Her partinin neşe saçanıdır. Üzgünüm hanımefendi. Daha önce tanışmış mıydık? Merhaba çocuklar. Harika parti değil mi? Belki olabilirdi. Ama benim fikrime göre bir Gummy şarkısı kesinlikle işe yarar. Burada bir canavar var. Seni yakalayacak. Saklanacak yer yok. Yakalayacak. Uzun boyu var, duvarları yıkar ve de kükrer. Yeşil ve kötü sert bakar, devamlı çığlık atar. Burada bir farecik var, seni yakalayacak. Saklanacak yer yok. Seni yakalayacak. Birinin ihtiyacı olduğunda asla iyi bir felaket yaşanmıyor. Hey, güzel kostüm dostum. Çok gerçekçi. Sonunda işler kızışmaya başladı. Pekala, dikkatinizi verin. En berbat kostüm yarışması zamanı geldi. Ve birincilik ödülünün sahibi sensin. Ve şimdi o süper korkutucu berbat canavar kostümünün arkasında saklanan kazananımız kimmiş bir görelim. Olamaz.
Bu kostüm çıkmıyor. Bu kostüm aslında kostüm değil. Olamaz, o gerçek bir canavar. Ondan neden kaçıyorlar anlamıyorum. Bence çok şirin. Şirin mi? Ve bana kalırsa korkutucu olmaya çalışmıyor. Belki de sadece bu şekilde eğlenip dans etmek istiyorum diyebiliyordur. Ve öyleyse hadi neden olmasın? Peki hala ne dersin dostum? Dans hareketlerini göstermeye hazır mısın? Neyse, kostüm yarışmasını kazanamadık. Ama içinden bir ses bu partiyi çok uzun bir süre hatırlayacağımızı söylüyor. Mutlu Çocuklar Bayramı!